televizyon dünyasının mavi şekeri Ece Erken durmak bilmiyor. Ece Erken yakın zamanda iş insanı Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla olan ilişkisiyle magazin gündemini adeta yerinden oynatmıştı. Tabii buradaki asıl sorun Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun evli olmasıydı. Yasak aşk gün yüzüne çıktıktan sonra eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ece Erken'in ise sevgilisinin evli olmasını hiç umursamıyor gibi bir hali vardı. Sosyal medyadan kendisini eleştiren ünlü isimlere çok sert yanıtlar vermişti. Sunucusu olduğu programın canlı yayınında yaptığı açıklamalarla aşkına sahip çıkmıştı. Hatta ama onlar boşanacak diyordu. Ama Ece Erken biraz erken sevinmişti galiba. İşler istediği gibi gitmeyince Ece Erken'den yok artık dedirten bir hamle geldi. Ece Erken eski sevgilisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun ve eşinin arabasının aynalarını kırarken güvenlik kameralarına yakalandı. Beren Mahmut Yazıcıoğlu, yani Ece Erken'in sevgilisinin karısından karşı hamle gecikmedi. Beren Hanım mahkemeye başvurarak koruma kararı aldırdı. Ayrıca sosyal medya hesabından güvenlik kamerası görüntülerini paylaşıp altına da "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimi aldığı duaları, kimi de aldığı ahları. Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir" yazarak Ece Erken'e gönderme yapmayı ihmal etmedi. Bilmeyenler için şunu da söyleyelim, Ece Erken çoğu kişi tarafından ahlak bekçiliği yapmakla suçlanıyordu. Şöyle ki sunduğu programa konu olan pek çok ünlü ismi yaşadıklarından dolayı eleştirmiş ya da bir şekilde onlarla polemiğe girmişti. Hatta Demet Şener'le girdiği polemiğin sonucunda Demet Hanım Ece Erken için biraz daha konuşursa hukuka başvuracağım bile demişti. Ece Erken'in polemiğe girdiği bir başka isim de son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz Rain Man. Ünlü sunucu Ece Erken, Rain Man'in ezanla dalga geçtiğini iddia ederek kendisine verip veriştirmişti. Hatta kafir demişti. Rain Man de bu iddialar karşısında sessiz kalmamış, sosyal medya hesabından çok ağır tepkiler vermişti. Sonra iki tarafında sessiz kalmasıyla sular biraz durulmuştu. Ta ki Ece Erken'in yasak aşk bombası patlayana kadar. Rain Man boş durmadı ve adeta geçmişin intikamını aldı. Aylar önce aralarında geçen gerginlikte Ece Erken'in "benim geçmişimde ne var, evli bir adamla mı çıktım" deyişini hatırlattı. Ama sorun yok. Birisi bana kafir demek için canlı yayına bağlanırken para talep eden bir sözde ilahiyatçı. Diğerleri ise geçmişleri pek de temiz olmayan iki sözde insan. Dinime küfreden Müslüman olsa. Çok sevdiğim bir söz var. İlk taşı günahsız olanınız atsın. Lütfen. Yakın zamanda olanları düşününce biraz da Ece Erken'in geçmişinde neler varmış bir bakalım dedik. İlk önce Mahsun Kırmızıgül'den başlıyoruz. O yıllarda magazin gündemini takip edenler hatırlayacaktır. Ece Erken'le Mahsun Kırmızıgül'ün aşk yaşadığı iddiaları. Gerçi Ece Erken aşk dedikodularını yalanlamış ve sadece arkadaş olduklarını söylemişti. Bilenler bilir, Ece Erken 2000 yılında milli çapkın Erdal Acar'la bir ilişki yaşamıştı. Buraya kadar her şey normal. Yalnız aradan 10 yıl geçtikten sonra Mavi Şeker'in Erdinç Acar'la, yani eski sevgilisi Erdal Acar'ın kardeşiyle de görüntülenmesi pek hoş olmamıştı.
İlk evliliğini ise 2008 yılında iş insanı Tuncer Öztahran'la yapan Ece Erken, bir yıl sonra şiddet gördüğünü söyleyerek boşanmıştı. Hiçbir kadının başına böyle bir şey gelmesini istemeyiz tabii ki. Yalnız ikilinin 2013 yılında Miami'de kaçamak bir tatil yapması, üstelik o sıra Öztahran'ın başkasıyla evli olması da biraz kafa karıştırıyor. 2010 yılında yakın arkadaşı Esra İnceoğlu'nun sevgilisi Öner Akgün'le de sevgili olmuştu Ece Hanım. Listedeki isimlerden biri de Hacı Sabancı. Ama Hacı Sabancı'nın ailesi bu ilişkiye onay vermeyince ilişkileri bitmek zorunda kalmıştı. Bizi en çok şaşırtan isimlerden biri de Davut Güloğlu olmuştu. Bir de ilişkileri nasıl çalkantılı nasıl? Sonunda ayrıldılar zaten. Ece Erken 2013 yılında da yakın arkadaşı popçu Bengü'nün nişanlısı Akın Altan'la aşk yaşadı. Şaşırtıcı doğrusu. Erken'i ikinci kez nikah masasına oturtan isimse Serkan Uçar oldu. Çift geçimsizlik ve şiddet iddialarıyla bir sene sonra boşandı. Ancak Ece Erken bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Ece Erken 2018 yılında yine sansasyonel bir ilişkiyle karşımıza çıkmayı başarmıştı. İş insanı Nazım Torbaoğlu'yla ilişki yaşadığı iddia edilen Ece Erken, Nazım Bey geçen ay boşandı. Benim evli erkekle olmayacağımı bilen bilir. Sadece konuşuyoruz gibi açıklamalarda bulunmuştu. Gel gelelim yıl oldu 2020. İlk başta da söylediğimiz gibi Ece Erken, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla bir yıldır birlikte olduğunu itiraf etti. Ayrıca Ece Erken, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu için 9 aydır karısından ayrı da diyordu. Oysa Benan Mahmut Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından mutlu aile tablolarını paylaşmıştı. Yaşanan bu son gelişmeler Ece Erken için oldukça kötü sonuçlar doğurdu. Ece Hanım sunuculuğunu yaptığı programın canlı yayınında istifa etti. Ece Erken, gerçeklerin ortaya çıkacağını da biliyorum. Hiç lafı uzatmayacağım. İstifa etmem istenmedi. Onu da söylersiniz. Gerçekten bir tatile ihtiyacım var. Gerçekten yoruldum. Çünkü ben bir mücadelenin içinde değildim. Mücadelenin içinde bir şeyi bozmaya çalışan üçüncü şahıslar olur. Ben hiçbir zaman üçüncü şahıs olmadım. O yüzden de her şeyin arkasında Şafak Bey zaten. Şafak Bey gereken açıklamayı yaptıktan sonra da bana söz söylemek düşmez. Hepinize teşekkür etmek istiyorum diyerek izleyicilerine veda etti. Ece Erken'in ilişkilerini ve son dönemde yaşadıklarını bildiğimiz kadarıyla anlattık. Neyse, Ece Hanım'ın da hakkında hayırlısı olsun diyelim.